Yeniden yani... Refah Partisi'nin 5 puanlık bir oyu var İstanbul'da. Peki. Bu 5 puanın ne kadarını kendi adayına taşıyabilirse seçimi o kadar etkileyecek. Bu bize şunu gösteriyor. Asgari AK Parti 2 puan kaybedecek. Asgari 2 puan. Bu 3 puana çıkabilir. Bir diğer faktör, Kılıçdaroğlu ve ekibiyle birlikte hareket eden ve şu andaki yönetime ve İmamoğlu'na karşı kırgınlığı olan bir kısım CHP'li seçmenin nasıl davranacağı konusunda tereddütler var. Bir kısım küskün CHP seçmeni oy vermeyebilir, sandığa gitmeyebilir. Dolayısıyla bu dört faktör seçim sonucunu etkileyecek faktörlerdir. Peki. Ve bugünden bir ay sonra yapılacak, 27 gün sonra yapılacak seçim için kesin konuşmak mümkün değil. Ama mevcut durumda seçime gidilecek olursa Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı çok yüksek diyebiliriz. Ama peki, değişebilir. Peki. İkinci bir burada söylenmesi gereken bir şey daha var. Ankara seçimi. Ankara seçiminde 10 gün önce yaptığımız bir araştırmada Mansur Yavaş AK Parti adayından tam 14 puan önde bulduk. Eğer Mansur Yavaş'tan 10 puan birileri alamazsa, yani başka parti adayları ve AK Parti adayı Mansur Yavaş'tan oy çekemezse Ankara seçiminin ben Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminim. İzmir seçimi için söyleyecek fazla bir şey yok. İzmir seçiminde zaten CHP'nin adayı yeterince güçlü ve İzmir seçmeninin de AK Parti adayına dışarıdan getirilen ithal bir adaya oy vermesi ihtimalini ben çok zayıf görüyorum. Bu şartlar değişmezse 3 büyükşehir hala CHP seçmeninde, CHP adaylarında kalacak gibi görünüyor. Peki, ben o zaman demin sormak istediğimi şimdi soracağım. Buyurun. Yeniden Refah'ın sadece İstanbul'la ilgili değil, Anadolu'da da önemli büyük şehirlerle ilgili geçmişte AK Parti ile ciddi teşriki mesaisi, orada görevleri olan isimleri aday göstermesi söz konusu. Sizce Yeniden Refah'ın bu isimlerle seçime girmesi Türkiye genelinde AK Parti'nin oylarını nasıl etkiler? Türkiye genelinde en az AK Parti'den 2,5 puan civarında çekeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin her tarafında Yeniden Refah Partisi seçime giriyor. Büyük şehirlerin hiçbirisinde kazanma şansı yok. Ama AK Parti'den oy alacak, CHP adaylarından alabileceği hiçbir oy yok Yeniden Refah Partisi'nin. Dolayısıyla Refah Partisi seçim meydanına ne kadar güçlü çıkarsa AK Parti'nin o kadar büyük oranda oy kaybedeceğini söyleyebiliriz. Yani evet. Yeniden Refah Partisi AK Parti aleyhine çalışan, AK Parti'nin oy kaybını artıran bir faktördür. CHP'ye dolaylı bir şekilde katkı veren bir parti konumundadır. Çekilmeleri söz konusu olur mu sizce? Bu tartışıldığı için size de sormak isterim. Gerçi Sayın Erbakan çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiği konumuna düşeriz dedi. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız? Doğru söylüyor, doğru söylüyor ama siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Doğru. Daha önce Erbakan 700 bin oy, 70 bin oy topladıktan sonra çekildi ve Erdoğan'ın adaylığını destekledi. Bana sorarsanız ben kişisel olarak bu konuda Erbakan'ın veya partili arkadaşlarının kesinlikle seçime gireceklerini söyleyecek durumda değilim. Anladım. Her an bir şeyler olabilir. Anladım. Çok teşekkür Erdoğan ederim. Erdoğan büyük bir oyun kurucudur. Büyük bir şeydir. Particidir. Bu konuları çok iyi yönetir. Ama şunu da izninizle ifade edeyim. Yeniden Refah Partisi'ni kendisinden uzaklaştırarak Erdoğan bu seçim döneminde yaptığı ikinci büyük hatayı yaptı. Birinci büyük hatası seçtiği aday, ikinci büyük hatası da Yeniden Refah Partisi'ne vermesi gerekenleri verip sahneden çıkarması gerekiyordu. Muhtemelen seçimden sonra bunun hesabını Erdoğan pişirmiş. Bir şey daha var. Ankara seçimi. Ankara seçiminde 10 gün önce yaptığımız bir araştırmada Mansur Yavaş AK Parti adayından tam 14 puan önde bulduk.
Eğer Mansur Yavaş'tan 10 puan birileri alamazsa, yani başka parti adayları ve AK Parti adayı Mansur Yavaş'tan oy çekemezse, Ankara seçiminin ben Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminim. İzmir seçimi için söyleyecek fazla bir şey yok. İzmir seçiminde zaten CHP'nin adayı yeterince güçlü ve İzmir seçmeninin de AK Parti adayına, dışarıdan getirilen ithal bir adaya oy vermesi ihtimalini ben çok zayıf görüyorum. Bu şartlar değişmezse 3 büyükşehir hala CHP seçmeninde, CHP adaylarında kalacak gibi görünüyor. Peki, ben o zaman demin sormak istediğimi şimdi soracağım. Buyurun. Yeniden Refah'ın sadece İstanbul'la ilgili değil, Anadolu'da da önemli büyük şehirlerle ilgili geçmişte AK Parti ile ciddi teşriki mesaisi, orada görevleri olan isimleri aday göstermesi söz konusu. Sizce Yeniden Refah'ın bu isimlerle seçime girmesi Türkiye genelinde AK Parti'nin oylarını nasıl etkiler? Türkiye genelinde en az AK Parti'den 2,5 puan civarında çekeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin her tarafında Yeniden Refah Partisi seçime giriyor. Büyük şehirlerin hiçbirisinde kazanma şansı yok. Ama AK Parti'den oy alacak, CHP adaylarından alabileceği hiçbir oy yok Yeniden Refah Partisi'nin. Dolayısıyla Refah Partisi seçim meydanına ne kadar güçlü çıkarsa AK Parti'nin o kadar büyük oranda oy kaybedeceğini söyleyebiliriz. Yani Yeniden Refah Partisi AK Parti aleyhine çalışan, AK Parti'nin oy kaybını artıran bir faktördür. CHP'ye dolaylı bir şekilde katkı veren bir parti konumundadır. Çekilmeleri söz konusu olur mu sizce? Bu tartışıldığı için size de sormak isterim. Gerçi Sayın Erbakan çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiği konumuna düşeriz dedi. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız? Doğru söylüyor, doğru söylüyor ama siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Doğru. Daha önce Erbakan 700 bin oy, 70 bin oy topladıktan sonra çekildi ve Erdoğan'ın adaylığını destekledi. Bana sorarsanız ben kişisel olarak bu konuda Erbakan'ın veya partili arkadaşlarının kesinlikle seçime gireceklerini söyleyecek durumda değilim. Anladım. Her an bir şeyler olabilir. Anladım. Çok teşekkür Erdoğan ederim. Erdoğan büyük bir oyun kurucudur. Büyük bir şeydir. Particidir. Bu konuları çok iyi yönetir. Ama şunu da izninizle ifade edeyim. Yeniden Refah Partisi'ni kendisinden uzaklaştırarak Erdoğan bu seçim döneminde yaptığı ikinci büyük hatayı yaptı. Birinci büyük hatası seçtiği aday, ikinci büyük hatası da Yeniden Refah Partisi'ne vermesi gerekenleri verip sahneden çıkarması gerekiyordu. Muhtemelen seçimden sonra bunun hesabını Erdoğan pişmanlıkla ödeyecektir. Peki, çok teşekkür ediyorum Özer Bey, sınırlı vaktinizde. Bir şey daha ben. Buyurunuz lütfen. Bir şey daha rica Tabii. edeceğim. Buyurun. Bu şu anda bugün medyada bir takım benim daha önceki konuşmalarımdan hareketle bir takım operasyonlar yapılmak isteniyor. Oy verme davranışını birçok faktör etkiler. Hı hı. Siyasi partiler, siyasal kutuplaşma, etnik kökenler, siyasal görüşler vesaire. Hizmetler. Dolayısıyla insanların oy verme davranışları kümülatif bir etki halinde adaylara yansır. Herkes istediği gibi oy verir ama neticede toplumun topluca verdiği oy seçimin kararını oluşturur. Benim şu veya bu adaya şöyle veya böyle oy vermem seçim sonucunu etkilemez. Ama yaptığımız ölçümlerde görüyoruz ki bu üç büyük şehirde en az riskli olan İzmir'le Ankara'dır CHP açısından. İstanbul'da ise hala 3 puan kritik bir değerdir. Kesinlikle kazanacak diyebilmemiz için Ekrem İmamoğlu'nun kanımca 5 puanlık bir farka ihtiyacı var. Çok doğru bu söylediğiniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özer Sancar, vakit ayırdığınız için, geniş açıya katıldığınız için.